arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün elimde tuttuğum iki renkten oluşan bu güzel motifimizi çalışacağız motifimiz gayet kolay bir motif hemen bakın dümdüz trabzanlardan oluşmakta sadece göbek kısmı için e, fıstık çalışmamızı yaptık sonrasında Kenarlardan artışlarımızı yaparak düz trabzanlarımızda motifimizi ilerlettik. Dilediğiniz büyüklükte motifimizi çalışabilirsiniz. Ben iki sıra nar çiçeği, iki sıra beyaz rengimi kullandım. Sizler daha farklı büyüklükle yapacaksanız özellikle renkleri istediğiniz zevkinize göre ayarlamalar da bulunabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. 6 zincir çekerek motifimizin göbek kısmını örmeye başlayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimi tamamladım. İlk zincirin içerisine girerek bir tane yuvarlağımı yapıyorum. Ve bir zincirle yuvarlağımı kapatıyorum. İpimi şu şekilde fıstık yapmak için uzatıyorum. Tığımın başını sarıyorum. Yuva içerisine girerek 1. Yuvaya içerisine girerek 2 tekrar başını doluyorum 3 defa sarıyorum ve tek seferde çekiyorum kapatıyorum 2 zincirimi ilave ediyorum birinci fıstığımı bu şekilde tamamladım tekrar fıstığımı yapmaya devam ediyorum ve tığımın başını doluyorum yuvaya giriyorum 3 defa sarıyorum bakınız 1 2 3 çekiyorum Bakın zincirimle kalıyor diğeri iki ilmeği ve kapatıyorum. İki zincirimi ilave ediyorum. üçüncü kez fıstığımı 1 2 3 Çekmiş olduğum ilmeklerimi alıyorum. Zincirimle diğer ilmeğim kalıyor. Kapatıyorum. Kapadıktan sonra 2 zincir ilavesi yapıyorum. 3 tane fıstığımız tamam oldu. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı zamanda ipimi de gizleyerek ilerliyorum. 1, 2, 3 çekiyorum. Kapatıyorum. 2 tane zincir. 1, 2, 3 çektiklerimi altından geçiyorum. Hepsini kapatıyorum. Araya 2 zincir. Toplamda 8 fıstığımı örüyorum. 2 ve 3. Çekiyorum, kapatıyorum. Aralarına 2 zincir. Tekrar 1 2 3. Her fıstığımız için 3 defa sarıyoruz. 1 2 sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Son fıstığım için yuvaya giriyorum. 1 2 3. Çekiyorum, kapatıyorum. Araya 2 tane zincirimi çekiyorum. Toplamda 8 tane fıstığım tamamlanmış oluyor. 2, 4, 6 ve 8. 2 zincirimi ilk fıstığımı çekmiş olduğum yere gelerek şu şekilde geçişini yapıyorum. Göbeğimizi bu şekilde oluşturduktan sonra ikinci sıramızı örmeye başlıyoruz. Hemen zincirimin içerisine şöyle geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Birinci trabzan olarak sayıyorum. Başını bir defa doluyorum. İkinci trabzanım örüyorum, bir defa doluyorum, üçüncü trabzanım örüyorum. Toplamda üç tane trabzanımızı buraya ördüm ve dördüncü trabzanımı da ilave ettikten sonra aramı doldurmuş oldum. Tığımın başını doluyorum, diğer zincir yuvasının içerisine geçiyorum. Bakınız, zincir, 3 zincir, 3 trabzan, toplamda 4 trabzanımızı ördük. Tığımın başını doluyorum. Diğer zincirimin altından kavrayarak giriyorum bir iki iki tane trabzanım örüyorum iki zincir ilave ediyorum tekrar aynı yuvanın içerisine iki tane daha trabzan örerek ilk köşemizi oluşturmuş oluyoruz. bakınız dört tane trabzan yine burada da dört trabzan fakat köşe olduğu için araya iki tane zincirimizi ilave ettik. Şimdi e, köşeyi yaptıktan sonra normal yüzeyi yapıyoruz. Hemen tığımın başını zincir çekmeden doluyorum. 4 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 4 trabzanımı tamamladım. Tığımın başını doluyorum. Diğer zincir içerisine yeniden köşemi örmek için 1 2 geliyorum. 2 trabzan 2 zincir 1 ve 2 tekrar 2 tane trabzanım örüyorum tığımın başında oluyorum diğer zincir yuvasına 4 trabzanım örüyorum 2 3 ve 4 yeniden köşemizi örüyoruz 2 2 zincir tekrar 2 tane trabzan tığımın başında oluyorum 1 2 3 ve 4 şöyle görelim birinci köşemiz ikinci köşemiz üçüncü köşemiz ördük şimdi yapacağımız son köşemiz olacak araya zincir çekmeden giriyorum 1 2 2 tane zincir tekrar 1 ve 2 şöyle görelim bakınız yapmış olduğumuz işlemde ortada 8 tane fıstığımızı ördükten sonra hemen şöyle birleşme noktasından zincir arasına girdim 3 zincirimi çektim ve 3 trabzan ördükten sonra toplam 4 trabzanı ara yüz için ördüm köşelerimiz için 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan tekrar 4 trabzan Aralara hiç zincir çekmeden iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı ördük ve bu şekilde dört köşemizi ve dört e, yan yüzümüzü örmüş olduk. Şimdi birleşme işlemini yapıyorum. Hiç e, zincir çekmeden hemen başlangıçtaki üç zincirimin üzerine geçiyorum. Şu şekilde kaydırarak, bakın sadece ilmeğimi alıyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra renk değişikliği yapmak için ipimi kesiyorum. Motifimizin İlk iki sırasını bu şekilde örerek tamamladık. Evet bir fıstık grubumuzu ve trabzan grubumuzu bitirdik. Toplamda göbek kısmı için iki sıramızı ördük. Şöyle dolgun kabartılı bir göbeğimiz oldu. Orta göbeğimiz fıstıklarımızın oldu ve trabzanlardan oluşan sıramızı da görmekteyiz. Şimdi bir tane zincir çekerek düğüm attım. Hemen köşemin herhangi birisinden başlıyorum ve bağlanıyorum. Bir, iki, üç tane zincirimi çekiyorum hemen köşemi oluşturmaya başlıyorum yanına bir trabzan yaptım Zincirimizle birlikte iki trabzan oldu araya iki zincirimi çekiyorum tekrar 1 ve 2 köşemizi 2 iki, iki trabzan iki zincir iki trabzan olarak ördüm hemen ilk trabzanın tepesine batarak örüyorum ve birer birer ipimi de arkadan gizleyerek trabzanlarımın üzerine batarak örüyorum bir defa doluyorum iki defa da alıyorum bir doluyorum aşağıda yapmış olduğumuz trabzanlarımızı bu şekilde örelim zincirimin bulunduğu noktaya geldim tamam başını doluyorum bir ve iki iki trabzanımı örüyorum Tekrar iki zincir çektikten sonra aynı yere girerek 1 2 köşelerimizin tamamında iki trabzan iki zincir iki trabzanımız örüyoruz aralarda şu görmüş olduğumuz gibi birebir bütün trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz hemen ilk trabzandan başlıyorum bakınız ilk trabzanımı ördüm ve birer birer ilerlemekteyiz. Yeniden köşemizin bulunduğu zincirlerimize geldim. Şöyle görelim. Tığın başını doluyorum. Bir trabzan. Tekrar bir trabzan daha örüyorum. İki trabzanım hazır oldu. İki zinciri çekiyorum. Yeniden bir 2. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan olan köşemizi ayarladık ve devam ediyorum. ilk trabzandan örerek köşemize doğru ilerliyorum. Evet, zincirimin bulunduğu noktaya geldim. İki tane trabzanımı hemen örüyorum, zincirlerimi ilave ediyorum. Tekrar başını dolayarak bir ve iki, birer birer trabzanlarımı örerek diğer köşeme doğru ilerliyorum. Köşemize doğru bütün trabzanlarımı örüyorum. Şöyle görelim. En son trabzanımı da ördüm. Hemen zincir çekerek başlatmış olduğum köşemin üzerine geliyorum. Şu şekilde sadece kaydırma yöntemiyle geçişimi yapıyorum ve ilk sıramı tamamlıyorum. Bağlantımızı yaptıktan sonra hemen bağlantı noktası üzerine 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. 1 ve 2. 2 tane trabzanımı örmüş oldum. Zincir ve trabzanım. Hemen zincir içerisine girerek köşemi örmeye başlıyorum. 2 tane trabzanımı ördüm. Zincirlerimizi 2 olarak çekiyoruz. Yine zincir içerisine iki tane trabzanımı örüyorum. Bakınız üzerinde iki tane birisi zincir birisi normal trabzan örmüştü. Diğer sıranın artışını sonra zincir içerisine girdim. İki trabzanı ördüm. İki zincir çekip tekrar iki trabzanı zincir içerisine ördüm. Daha sonrasında birebir trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Artık bundan sonrası gayet kolay. İstediğiniz kadar motifimizi büyütebilirsiniz. Bu şekilde ilerleyerek. birer birer ördüm. Köşemize geldik. Bakınız iki trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Zincirlerimi ilave ediyorum. Tekrar bir ve iki. Birer birer trabzanlarımızı örerek başlangıç noktamıza kadar gelelim. Beyaz rengimizin de ikinci sırasını tamamlamak üzereyiz. sıramın başını doluyorum trabzanımı örüyorum son trabzanım ve 3 zincir çekerek başladığım ikinci beyaz sıramın üçüncü zincir üzerine gelerek batıyorum ilmeğimi şu şekilde kaydırıyorum ve motifimi bu büyüklükte tamamlamak istiyorum eğer daha iri bir motif istiyorsanız aynı şekilde dolaşarak kaç sıra istiyorsanız o kadar örebilirsiniz hemen ilmeğimi kaydırdıktan sonra zincirimi çekip ipimizi keserek motifimizi tamamlıyoruz. 2 sıra beyaz, 2 sıra görmüş olduğumuz gibi nar çiçeği rengimizde ördük. İpimi iç kısma arkasını çevirerek gizliyorum. Ve bu şekilde motifim kullanıma hazır hale geliyor. Şöyle görelim. Kolay ve şık bir motif iki renkten oluşmakta. Şöyle arkasında çevirdiğimizde bakınız arkası da birebir aynı olduğu görülmekte. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın görüşmek üzere.